Nam, genç yaşlı, kadın erkek demeden tüm dünyayı gösteren bu tarihi şehirde 27 Aralık... Bir de bu tarafa verelim. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milli mücadelemizin şanlı günlerinden birisi olan ve her yıl büyük bir özenle kutladığımız 27 Aralık tarihi, Tarsus'umuz için olduğu kadar ülkemizde yakılan Kuvayi Milli Ateşi'nin sönmemesi, ilelebet yanması ve ışıması için de büyük bir önem arz etmektedir. Aziz kahramanlarımızın canları pahasına verdikleri bu onurlu mücadele öncelikle gururumuz ve dayanışma kaynağımızdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun güneyinde işgal edilen şehirler arasında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik verilmez, alınır" sözünün vücut bulduğu Tarsus'umuz, kentimizde egemen olan bu işgale karşı güçlü bir dayanışma sağlayarak büyük bir destana imza atmıştır. Halkımızın işgal kuvvetlerine karşı gösterdikleri eşsiz direniş neticesinde Fransızlar 27 Aralık 1921 yılında Tarsus'tan çekilmek zorunda kalmıştır. İşte bugün 27 Aralık destanı 99 yıl önce yazıldı derken, bir kentin, bir ulusun, bir özgürlük mücadelesinin tarihe altın harflerle yazılışını kutlamış bulunuyoruz. Değerli hemşehrilerim, Tarsus'un düşmandan kurtuluşunun yalnızca siyasi, yalnızca askeri bir zafer değil. Millet olabilmenin, tek bir amaç uğrunda örgütlenebilmenin, 99 yıl önce yoksulluk ve imkansızlıkla direnebilmenin de şanlı zaferi olmuştur. Bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini kendi şehrimizde Tarsus'ta kutlamaktan ötürü onur duyuyorum. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken 27 Aralık Kurtuluş Günü'nde bu toprakları bize emanet eden, ülkemizin tam bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Tarsuslu hemşehrilerimin 27 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutluyorum. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين
ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin. Size de ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, izzetimizi, şerefimizi, harem-i ismetimizi...